Ekonomi, enerji ve dış politika gelişmelerini ele aldığımız mercekten merhaba ben Müftan Sağlam. Bu hafta yönümüzü Türkiye gündeminde üst sırada yer alan ekonomiye ayırıyoruz. Ekonomiye ayırmamızın sebebi ise Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı faiz kararı. Şimdiden takvimler kurulmuş, saatler ayarlanmış durumda. Merkez Bankası 16 Aralık saat 14'te toplanarak faiz kararını kamuoyuna açıklayacak. Piyasalarda ciddi bir tedirginlik hakim. Nitekim dolar kuru 13.89 seviyesi Ile haftaya başlamışken bankanın pek çok defa müdahalesiyle 14 sınırından çektiği kur hafta başında hızla 14 psikolojik barajını geçti hatta 15'e yaklaştı. Nitekim bu çerçevede hafta başında 4. defa Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Peki 18 Kasım'dan bu yana ekonomide ne oldu? 16 Aralık'ta bizi ne bekliyor? Buraya bakacağız. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz sayın seyirciler. Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü şeklinde ekranlarımızda son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. %16 olan faiz 100 bas puan indirildi. Aslında anketlerde e, çıktı. <laughs> 18 Kasım saat 14'te bütün gözler hem sosyal medya hem de bankanın sitesine çevrilmişti. Defalarca site yenilmiş ancak bir türlü açıklama gelmemişti. Hatta yoğunluk nedeniyle Merkez Bankası'nın sitesine kısa süreli bir erişim sorunu yaşanmıştı. Aslında gelişmiş ülkelerde çok da gördüğümüz bir durum değil. Yani ABD'de, Almanya'da hatta Polonya ve Rusya'da insanlar ellerine telefonlarını, önlerine bilgisayarlarını alıp Merkez Bankası politika kurulu nasıl bir karar verdi diye merak etmiyorlar. Hatta gününü bile bilmiyorlar. Bizde ise ciddi bir gerilim konusu. Neden? Çünkü bankanın almış olduğu kararlar hepimizin hayatında sadece etkiye değil aslında çok ciddi bir sarsıntıya neden oluyor. Nitekim yaklaşık bir 5 dakikanın gecikmenin ardından Merkez Bankası 18 Kasım'da kararını açıkladı ve Haftalık politika faizini 100 baz puan indirerek %16'dan %15'e çekti. Bankanın indirim yönünde karar alması aslında sürpriz değildi. Nitekim araştırma kuruluşları, Bloomberg gibi yayın kuruluşları piyasada duruma dönük anketler yaptıklarında da Benzer yönlü bir karar alınması bekleniyordu. Küçük bir ihtimal durumu pas geçmesi, yani faizi değiştirmemesi yönündeydi. Ancak öyle olmadı. Zaten söz konusu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla yeniden faizle enflasyon arasında kurulan ilişkide faizin neden olarak görülmesi ve bunun altını çizmesi aslında bankaya göndermiş olduğu bir mesajdı. Nitekim öyle de oldu. Banka kararını açıkladıktan sonra aslında 10.05'den 10.50'ye kadar çıkan kur kararın ardından hızla tırmanışa geçti. 19 Kasım'da 11 lirayı gördü önce ardından hızlı bir tırmanışla aslında kur 9'dan 10 liraya uzun bir sürede geçmiş. 10'dan 11'e çıkması yine bir zaman almışken yaklaşık 5 gün içerisinde 11 liradan 12 liraya çıkmıştı. Ay sonuna kadar da buralarda tutunduktan sonra Kasım sonunu 13 liradan kapatmıştı. Ancak beklenmedik bir durum ya da aslında beklendik bir durumun beklenmeyen hızıyla Aralık başı itibariyle kur 14'e doğru koşmaya başladı ve burada yıllardır aslında beklenmeyen bir durum gerçekleşti. Merkez Bankası piyasaya doğrudan satım yönünde bir başka anlatımla dolar satarak kuru dengelemeye çalıştı. Buradan da Merkez Bankası'nın psikolojik eşiğinin 14 lira olduğunu anladık. Avro kuruysa 16 lira 12 kuruş civarında seyrediyor ancak erken saatlerde dolar kurunun 14 lira 70 kuruşlara kadar 75 kuruşlara kadar çıktığını gözlemledik. O fiyat yükselişinin ardından da Merkez Bankası'ndan doğrudan satım yönünde bir müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan yazı, yazılı açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildi açıklaması geldi. Bu gelen açıklama 13 gün içerisinde yapılan dördüncü müdahalenin açıklamasıydı. Diğer müdahalelerde de yine tek Peki Merkez Bankası'nın bu müdahalesi ne anlama geliyor? Aslında Merkez Bankası neredeyse 3-4 yıldır doğrudan piyasaya müdahale olmayı tercih etmiyordu. Hatta akıllara takılan 128 milyar dolar nerede sorusunun temelinde de bu vardı Zira iddia edilen bankanın kamu bankalarına rezervlerinden e, para verdiği ve bu bankaların örtük bir biçimde yani arka kapıdan piyasaya müdahale ederek doları e, belirli bir seviyede tuttuklarından yanaydı. Banka bu sefer bu yöntemi izlemedi zaten bankanın rezervi de yok. 128 milyarın nereye gittiğine dönük net bir yanıt verilemiyor olsa da bazen iktidar جناحından Ağızdan kaçırmalarla bunun aslında ekonomistlerin çoğunlukla altını çizdiği gibi el altından piyasaya sürüldüğünü tahmin ediyoruz. Bugün bankanın rezervleri incelendiğinde sizler de Merkez Bankası'nın web sitesine girerek bu bilgilere erişebilirsiniz. Rezerv negatifte. Peki nasıl oldu da negatifteki rezerv ve olmasına karşın banka piyasaya müdahale edebildi? Aslında bu hepimizin bildiği bir yöntem. Nasıl ki bizler? ay ortasında genelde ayın aslında birinci haftasında ücretlerimiz maaşlarımız bittiyse ek hesaptan kullanmaya başlıyoruz. Yani bir anlamda bankadan borçlanıyoruz ve maaşımız yatınca o bir döngü haline geliyor. Banka borcunu tahsil ediyor. Sonra biz yeniden borçlanıyoruz. Bu böyle bir döngü. Merkez Bankası da benzer bir araç kullandı. Swap dediğimiz yöntemle piyasadan borçlandı ve müdahalelerini böyle gerçekleştirdi. Şu ana kadar net bilgileri erişilemiyor olsa da normalde bankanın piyasaya müdahalesinde 15 gün sonra ne kadar e, parayla piyasaya müdahale ettiğini biliyoruz. Her ne kadar Twitter'da dolar kurunun bu müdahaleleriyle kurun değişmemesi nedeniyle herhalde banka 100 dolarla piyasaya müdahale ediyor iddiaları ortaya atılsa da gerçek pek öyle değil. Peki nasıldı? Ortalama rakamları şu anda söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi 15 gün sonra bu rakamları bankanın açıklamalarında ve sitesinde görebileceğiz. İddiaya göre, yaygın kanıya göre diyelim. Bir aralıkta banka piyasaya 700 milyon, 3 Aralık'ta 300 milyon ki zaten bunun hiç etkisi olmamıştı hatırlayacağınız gibi. Kura müdahale edildi ancak müdahale hem çok kısa sürdü hem de bir anda tırmandığı gibi akşam günü kapattığında müdahalenin ee, başladığı noktanın da üzerinde bir yerde tamamlamıştı. Hatta hatırlayacak olursak bu tarz müdahalelerin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları öncesinde geliyor olması acaba siyasi bir e, tepkiye ve etkiye karşı ön alma mı soru işaretlerine neden olmuştu. Gerçekleşen son müdahale 10 Aralık'taydı. Bu da yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki bir müdahaleydi. Evet banka hafta başında yani pazartesi günü de piyasaya müdahale etti. Şey, Diğerlerinden farklı olarak dediğim gibi bu her üç müdahalede de bankanın amacı aslında dolar kurunun 14'e çıkmasını engellemekti. Son müdahale yani pazartesi günü gerçekleşen 13 Aralık pazartesi günü gerçekleşen müdahale ise kurun 15'e yaklaşma kaygısı nedeniyle yapıldı. Üstüne çünkü Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve şu anda piyasa kaynamış durumda. Dolayısıyla o var olan stresi biraz yatıştırmaya çalıştı. Östelik şirketlerin, bankaların ödeme dengelerinde yaratabileceği tahribatı göz önüne alarak aslında bir nevi banka bu kararı almaya da mecbur kaldı. Müdahaleden sonra kur en azından 4.60'dan 4 14 özür dilerim 14.60'dan 14.20'lere kadar geriledi ancak yine piyasada adım yönünde e, kararların olduğunu görüyoruz ve yeniden Merkez Bankası kararına kadar 15'e doğru yaklaşacağını tahmin etmek zor değil. Neden? Çünkü piyasada ciddi anlamda dolarizasyon yani dolara yönelmek, yönelmek gibi bir durum var. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da hem bankaların hem bakanlıkların hem de Merkez Bankası'nın aslında açıklamış olduğu Türkiye'deki mevduatların cinsinden anlıyoruz. Eylül ayında, Ekim ayında bu verilere baktığımız zaman dolar mevduatı ol, olma oranı Türk Lirası'na ya da diğer para cinslerine göre %60'lar. Önce %58'lerdeydi. Ağustos ayında örneğin bu %58'di. Kasım ayında bu %63'e çıktı. Üstelik artışında devam edeceği görülüyor. Bunun nedeni aslında hem bankanın rezervinin erimiş olması hem de hem piyasada hem de toplumun genelinde liranın nereye gideceğinin öngörülemiyor olması. Aslında insanlar bunu bir vurgun, bir kazanç gibi görmekten ziyade var olan varlıklarını korumaya çalışıyor. En azından 3 ay sonra da olsa tuvalet kağıdı almak istiyorlar. Bunun için de paralarını dolara yatırmaya çalışıyorlar. Bence anlaşılır bir şey. Yani tuvalet kağıdı 3 ay sonra da alayım ben böyle bir e, lüksüm olsun diyorsanız tabii ki dolarizasyon anlaşılır bir durum. Kur cephesinde bunlar yaşanırken tam tuvalet kağıdından bahsetmiştik. Devam edelim. Enflasyonda da tuhaf gelişmeler yaşandı. Önce TÜİK verileri geldi. Tabii ki TÜİK'in çarşıdan pazardan topladığı veriler büyük bir çelişkiye neden oluyordu. Hepimizin aklında şu vardı. TÜİK bu verileri nereden topluyor? Keşke alışveriş yaptığı, fiyat aldığı marketleri bize söylesedi. Biz de oraya gidebilsek yönündeydi. Nitekim yine benzer bir durum oldu ve TÜİK Kasım ayı enflasyonunun %21.3 olduğunu söyledi. Bu inandırıcı bulunmadı. Diğerlerinden farklı olarak bu sefer ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'ten randevu istediğini ancak kendisine randevu verilmediğini bu nedenle de Twitter sayfasından TÜİK'i etiketleyerek sizi ziyarete geliyorum dedi. Kılıçdaroğlu ve kurmayları TÜİK'in kapısına gittiler ancak kapı demirdi, kapı kapanmıştı, Kılıçdaroğlu içeriye giremedi. Nitekim ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de bir başka kurum ben istersen bilgi verir bana veya ilgili bakanlığa bilgi sunar diyerek aslında ekonomik krizin biraz siyasetine dönükte bize bir vizyon sundu ve dedi ki muhalefetin aslında denetim gibi bir yetkisi yok o da benim uhtemde toplandı. Burada böyle bir gelişme yaşadık. Hem enflasyon hem kur hem siyasi kriz iç içe geçti. Tabi bu sırada tuvalet kağıdı fiyatları elbette artmaya devam etti. Müzik Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Türkiye ekonomisinde enflasyon bir yandan şampuan fiyatları bir yandan tuvalet kağıtları bir yandan kadınlar için zaruri olan bir ihtiyaç pedin fiyatı bir yandan artarken küresel derecelendirme kuruş, kuruluşları Türkiye'nin içinde bulunduğu bu duruma dönük e, pozisyonlarını paylaştılar. Ciddi bir not düşüşü söz konusu değil aslında. Not düşüşü söz konusu değil. Ancak görünümde bir değişiklik var. E, küresel olarak da bilinen aslında iki tane e, derecelendirme kuruluşu var. Fitch ve e, Standart Senpur. Fitch ilk açıklamayı yapan kuruluştu. 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada parasal gevşeme aslında faiz indirimi erken dedi. Bu nedenle Türkiye'nin kredi notunu BB'de görünümünü ise negatife çevirdim demişti. Daha önce Türkiye'nin görünümü durağındı, olumsuza dönüştürüldü. E, benzer bir karar nitekim bir diğer derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'tan da geldi. Standard Poor's ya, bir hafta sonra 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada Döviz notunun B+, yerel para birimi, birimi cinsi notunun da BB eksi olduğunu teyit etti. Fitch gibi o da görünümü durağından negatife çevirdiğinin altını çizdi. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Fitch bu hafta yaptığı açıklamada 13 Türk Bankası'nın görünümünü de yine negatife çevirdiğini söyledi. Ama iç ekonomide yaşanan gelişmeler uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yanı sıra uluslararası bankalardan da açıklamalar gelmesine neden oldu. Örneğin bazı bankalar biz Türk lirasını açıklamakta zorlanıyoruz bu oynaklığı tahminde zorlanıyoruz. Lütfen daha önceki bilgi notlarımızı da bir kenara bırakın. Biz bu tahminleri yürütmekten vazgeçtik dediler. Biz hala tahmin yürütmeye çalışıyoruz çünkü biz uluslararası banka değiliz maalesef ki ve bununla bir nevi de buna mecburuz. Diğer önemli bir açıklama Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'tan geldi. Onlar da hafta başında pazartesi günü bir açıklama yaptılar ve öngörüleri ilginçti aslında. Dediler ki Aralık ayında piyasanın beklentisiyle paralel olacak şekilde 100 baz puanlık bir indirim öngörüyoruz dolarizasyon artıyor, zayıf bir Türk lirası var, artan da bir enflasyon var dediler ve dediler ki yıl sonu enflasyon 25. Dolayısıyla Fitin bu açıklaması, Deutsche Bank'tan gelen bu açıklama dikkat çekiciydi çünkü bankanın artacak mı, arttırmayacak mı, indirecek mi, kararı pas mı geçecek? açıklamasının küresel piyasada çok bir karşılığının olmadığı hatta fiyatlandığını görmüş olduk. Ancak 2022 öngörüsü daha da dikkat çekici. Orada ne diyor ona bakalım. Deutsche Bank şöyle diyor aslında özetle. Şu anda aslında faiz arttırması gerekiyor bankanın. Ama bu pek mümkün değil. Aralıkta buna devam edecek. Zaten indireceğini söyledi yüz bas puan. Aslında esas faiz indiriminin hatta agresif bir faiz indiriminin 2022'nin ilk çeyreğinde gelmesi gerekiyor diyor. Ancak politik atmosfer buna müsait olmadığı için Merkez Bankası'nın 2022'nin son çeyreğinde 1000 bas puan yani yaklaşık 10 e, faiz puanı arttıracağını bugünkü e, nitelikle söylersek %24 %25'e çekeceğini söylüyor. Devamında enflasyona dönük verisi daha da çarpıcı. Mayıs 2022'de Türkiye'de enflasyonun büyük ihtimalle burada TÜİK'i kastediyor. TÜİK verisiyle olacağını söylüyor yani. %35'i görebileceğinin altını çiziyor banka. Amerikan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clarida Amerikan ekonomisinin çok güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Enflasyonda yukarı yönlü risk gören Clarida, aralık toplantısında varlık alımlarının hızını tartışmak uygun olabilir dedi. Amerikan Merkez Bankası üyesi Waller, varlık alımlarını azaltmada hızlı ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi. Ocakta varlık alımlarının azaltma hızını ikiye katlasak süreci Nisan ayında bitiririz dedi Waller. 2022'nin ikinci çeyreğinde bir faiz artışıyla daha fazla politik alanı sağlanabileceğini savundu. Ayrıca Bitcoin basitçe elektronik altın yorumunu yaptı. Uluslararası piyasalarda bankalar ve derecelendirme kuruluşları Türkiye ekonomisinin durumunu yorumlamaya çalışıyorken bu hafta Tam da bu hafta yani bizim Merkez Bankamızın da toplanacağı bu haftada önemli bir Merkez Bankası toplantısı daha var. ABD Merkez Bankası FED 14-15 Aralık'ta faiz kararı için toplantıya girecek. 15 Aralık'ta da bankanın açıklama yapması bekleniyor. Tıpkı bizdeki gibi onlarda da aslında sabit bir zaman diliminde Fed Başkanı genelde Jeremy Powell çıkıp kararlarını e, açıklıyor. Bizde daha çok bu yazılı açıklama hali oluyor ve e, genelde Perşembe günleri saat 14'te gerçekleşiyor. E, Burada ise benzer bir takvimin uygulandığını öngörüyoruz. Sadece onların toplantısının iki gün süreceği tahmin ediliyor. Aslında Fed'in bu ay faiz artırımına gitmeyeceği biliniyor. Ancak dikkat çekici olan Fed'in uzun süredir piyasadan varlık alımı yoluyla bir nevi müdahale etmesiydi. Buradaki hızımı düşüreceğim demişti. Bu bir merak konusuydu. Çünkü Fed'in kararlarını etki eden en önemli unsur enflasyon. Nitekim ABD kongresinde yaşanan tartışmalarda kabında kongre üyeleri arasında yaşanan ve enflasyonun aslında kalıcılığına dönük ciddi imalar taşıyan durum ABD'de faiz arttırımının hızlanabileceğini söylüyor. Bunu destekleyen bir başka unsur Kasım ayı enflasyonunun neredeyse %7'ye çıkması. Nitekim Ekim ayında da aslında ABD'de enflasyon yükseliyordu ama burada yükselmeye devam etti ve %7'ye yaklaşması ABD siyasetinde örneğin Biden'a olan desteğin %43'lere kadar gerilemesine neden oldu. Yani ABD aslında bir anlamda bizim gibi %30 %40 hatta en, en argın çalışmasına göre neredeyse %60'a yaklaşmış bir enflasyon beklemiyor. Tabii biz TÜİK'e göre de ABD açısından hala uçurum bir yerdeyiz. Neyse ki TÜİK vardı uluslararası itibarımızı koruyor diyelim. Dolayısıyla Fed'in alacağı bu karar bir anlamda önemli çünkü küresel olarak bütün merkez bankaları ABD'den alınacak karara bakıyor. Dünyanın en büyük ekonomisindeki faiz kararı küresel anlamda da diğer bankaların alacağı kararları etkiliyor. Örneğin Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz Ekim ayında bu yılın Ekim ayında faiz artırımına gitmişti. Rusya'da faizler düşük ama bankanın tercihi bu anlamda önemli. Bizdeyse tam tersi olmuştu. Fed'den çünkü bu sinyaller yeni gelmiyor. Sadece Rusya değil, Brezilya'da benzer bir e, durumu takip ediyor. Yani gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde benzer bir yönelim takip ediliyor. Hele dış ortamda Fed'in şahin bir politika izleyeceğine dönük kanaat artık kesinleşme noktasına geldiğindeyse. ise Ama biz başka bir teze inanıyoruz. Biz faizin enflasyonun sebebi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca cari fazla verirsek ki bu ay gelen verilerde neredeyse belki de son 2-3 yılın en büyük cari fazlasını verdik. Ekonomimizin düzüleceğine inanıyoruz. Oradan gelen doların genel dolar kurunu dengeleyeceğine inanıyoruz. Bu sefer öyle olmadı örneğin. E, cari açık ödemeler dengesi dengesi açıklandığı halde piyasada dolar alımı yönünde e, tepkilerin gelmeye devam ettiğini ve nitekim bankanın müdahale etmek zorunda kaldığını görmüştük banka merkez bankası tam hani el gider versede biz gideriz tersine olacak şekilde Eylül ayından bu yana faiz indirimine gidiyor. Eylül ayında %18'de olan faiz ivmeli bir biçimde indirildi ve en son Kasım ayında 100 bas puanlık indirimle %15'e geriletildi. Yine başa dönersek akıllardaki soru aralıktan ne olacak? Yeniden aynı kararı verecek mi? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldığı birkaç toplantıda ürkek bir Ceylan edasında aslında faiz indirimine pek de alanımız kalmadı imasında bulundu. Bu piyasada acaba pas mı geçecek ee, soru işaretine neden olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni e, Ekonomi ve Maliye Bakanımızdan Hazine ve Maliye Bakanımızdan gelen e, açıklamalar bunun pek öyle olmayacağı yönünde yani faiz ve enflasyon arasında kurulan ilişkinin değişmediği yönünde. Nitekim Bloomberg'ün piyasada yapmış olduğu ankete göre katılımcılara Merkez Bankası sizce önce şunu sormuşlar. Sizce banka faiz arttırmalı mı? %100'ü hayır demiş. Hayır arttırmamalı efendim. Yani bu yanlış bir politika demişler. Peki buna rağmen sizce banka faiz arttırır mı sorusuna ise aynı katılımcılar bu sefer evet yanıtını vermişler. Beklentiler 100 bas puanlık bir indirimi işaret ediyor şimdilik. Henüz banka cephesinden de bu beklentiyi hayır efendim olur mu öyle şey hiç de arttırmayacağız bu hafta bu ay dokunmayacağız ya da biz de görmüyor muyuz piyasada olanları 4 defa müdahale etmek zorunda kaldık bu ay faizi arttıracağız yönünde bir açıklama gelmiş değil. Bu da ister istemez bankanın aslında istemese de faiz indirimini gideceğini gösteriyor. Peki banka istememesine rağmen neden bu kararı alıyor? E oraya siyasi kararla geliyorsanız alacağınız kararların da siyasi olacağını biliyorsunuz demektir. Dolayısıyla tabii ki böyle olacaktı sanıyorum. Sayın Kavcıoğlu da bu duruma şaşırmıyordu. Şaşırıyorsa da biz de şaşırmasına şaşırıyoruz diyelim. Bundan sonra peki bizi ne bekleyecek yani banka faiz indirirse ne olacak aslında biliyoruz olacak olanı Zaten her gün yaşıyoruz. Bu podcast'a da değindik. Tuvalet kağıdının 32 rulluk olanından, bunun bir yatırım aracına dönmüş olmasından bile durumu anlıyoruz. İşte bu daha da kötüye gidecek demektir bu. Kur ivmelenerek artışını sürdürecek. E kurun ivmelenmesi demek bu kadar tarımından otomotivine kadar dışa bağlı bir ülkede yüksek bir enflasyonun da buna eşlik edeceğini e, işaret ediyor. Düşünün Deutsche Bank. E, TÜİK verisine göre bile Mayıs ayında %35 diyor. Düşünün ki gerçek piyasada olacak olanları. Yine de bekleyip görmekte fayda var diyoruz. Ancak eğer faiz indirilse ne olacağını şimdiden biliyoruz. Belki bu sefer banka bizi de sınar. Bakın faiz arttırdım ya da hiç dokunmadım. Bir de bu duruma dair tahmin yürütün der Der mi bilemiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.